Herkese merhaba. Merhaba. Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba İTÜ Gastronomi ailesi. Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Yılbaşını nasıl geçirmeyi tercih edersin? Yılbaşını daha çok arkadaşlarımla geçirmeyi tercih ediyorum. Yılbaşını arkadaşlarımla geçirmeyi tercih ederim. Yılbaşını genelde ailemle geçiriyorum. Ailemle geçiririm. Bu sene de yasaklardan dolayı yine ailemle olacağım. Ben yılbaşını akşama kadar arkadaşlarımla eğlenerek, gece de ailemle birlikte yeni yıla girerek geçirmeyi tercih ediyorum genelde. Bu soru zor bir soru olsa da sanırım arkadaşlarımla. Onlarla galiba daha çok eğleniyorum. Yılbaşında evde mi yemek yaparsın yoksa dışarıdan mı söylersin? Yılbaşında yemeği evde hep birlikte yaparız. Yılbaşında biz genelde evde börek falan yapıyoruz arkadaşlar. Yılbaşında yemeğimi evde yapmayı tercih ediyorum. Ben yılbaşında dışarıdan söylemeyi tercih ediyorum. Ben normalde yılbaşında dışarıdan söylerim ama bu sene pandemi dolayısıyla evde yapma kararı aldım. Ve yılbaşında evde. Ya ailemleysem evde yemek yaparım. Arkadaşlarımıysam genelde dışarıdan söyleriz. Ben şahsen evde yemek yapmayı tercih ederim. Çünkü yılbaşı gibi güzel ve özel bir günde. Yani en azından benim için öyle. Evde yemek yapmayı daha anlamlı buluyorum. Bence yılbaşını yılbaşı yapan şeylerden biri buna yemek yapmak ve yemek yaparak hazırlanmak. Bu sene bir tarif olsaydı neyi eksikti? Bence eti eksik bir türlü yemeği gibiydi. Gerçekten her şey oldu. Bence zamanlaması eksikti. Yani bir şeyler yapıyoruz, ortada bir şeyler var ama mesela fırına atacağım, kaç dakika duracak belli değil. Bence kesinlikle reçetesi eksikti. Şekeri eksikti. Sanırım eksiği yoktu, fazlası vardı. Her şey vardı içinde. Patlıcanı, kabağı, karabiber. Bu sene tadı tuzu olmayan, yemeğe lezzet veren bütün tatların eksik olduğu bir yıldı. Bence bu senenin tadı tuzu eksikti. Bence tuzu eksikti. Tuzu, patatesi koyarsınız. Ama eti eksikti. Yılbaşında tombala oynar mıyım? Güzel bir iddia varsa oynarım. Yılbaşında tombala oynuyordum ama birkaç yıldır oynamadığımı fark ettim bu soruyu okuyunca. Evet, ben yılbaşında tombalasız düşünemiyorum. Kesinlikle yılbaşında tombala oynarım. Tombala çok uzun süredir oynamadım. Bu sene oynamayı planlıyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizi takip etmiyorsan takip et. Toplantılarda buluşmak üzere, görüşmek üzere. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Yeni yılınız kutlu olsun. Mutlu yıllar. Hepinize mutlu yıllar. Herkese mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Hepinize mutlu yıllar.